Güneş girmeyen eve doktor girermiş. şifacınız hepiniz Hoş geldiniz. Bugün Manchester United Barcelona maçını e, görüp izleyip kısa bir şekilde aktarmak istediklerimi aktaracağım. Maç 2-1 Manchester United'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Yani turu atlayan tarafta Manchester United oldu. İlk yarıya 1-0 geri e, yani yenik girmelerine rağmen ikinci yarı e, farklı bir reaksiyon. Yani Erik e, muhtemelen yaptı bu değişiklikler Leicester City maçında da benzerini yapmıştı. Yani oyunu ikinci yarı daha efektif, daha iyi oynayabiliyorlar. Oyunu okuması gayet iyi. Xavi'nin de buna yanıt verememesi sebebiyle Barcelona elenmiş oldu bu durumda. Yani Barcelona muhtemelen eksikliğini eksikliğinde hissettiğini düşünüyorum. Hani kanat anlamında verimli kullanamadılar oyunu. O da onları sıkıntıya soktuğunu düşünüyorum. Ama United'ın da yani hakkını yemek lazım. Güzel oynadılar. Ee, bir 1-0 yenik girmelerine rağmen iyi reaksiyon gösterip. Gerçi yani 47'de gol atmaları biraz daha tabii. E, i̇lk yere yenik girmeden çok belki etkilememiş olabilir. Hemen yani ikinci yanının başında golü bulmalarıyla o rahatlığı atıp iyice zaten bastırmaya başladılar. Genel olarak dizi iş anlamında bakacak olursak. 4-2-3-1. E, şeklinde başlamış gibi gözüktü. Ve Vegors, Rashford, Sancho, Fernandes, Fred, Casemiro, Van Bissaka, Varan, Martinez, Luke Shaw şeklinde. o tarafı Aranjo, ben Aranjo diyorum. Kunde, Christensen, Balde, Busquets, De Jong, Rafinha, Leva, Roberto şeklinde. Balde'yi bu maç tercih etti. Geçen maç tercih etmemişti. E, o kısımda de geçen maç yoktu. E, Aranjo ile Kunde oynuyordu hatırlarsanız. Barcelona'nın topu çıkaracağı zamanki ilk durumundaki olayına, örgüsüne, yani oyunu işine bakacak olursak bu kısımda Barcelona ee, zaten genel olarak topa sahip olarak oynamaya çalışan, topun kontrolünde olmasıyla beraber olabildiğince üçgenleri kullanıp ee, bir nevi de tiki-taka'yı devam edip hem de atağa çıkıp oyunu yerleştirmeye çalışıyor. United'da Emicida'da oynaması ve ee, yüksek baskısını yapabilecek Sancho, Rashford, Fernandes ee, ve Frede de ekstra yük bindirmesiyle bunu yapmaya çalıştı. İlk yarı üzerinde vegorsu şimdi anlatacağız. Vegors hiçbir şey yapmadı bence. Vegors çıkarılması çok çok doğru bir hamleydi. Ve hemen ilk yarı bitimi yapması çok ekstra bir şeydi. Vegors'un bir görevleri var ama böyle çok sonucu odaklı değil gibi durduğu için çok bir etkisini göremiyoruz o açıdan bu kısımda bakınca açıkçası. Fred olabildiğince De yakın oynamaya çalışıyor. Casemiro genelde e, arka tarafı toparlamaya çalışıyor. Çok hücum anlamında e, baskı ilk yarı kullanmadılar. E zaten Casemiro dediğimiz oyuncu da hani bunu yapabilecek e, kalitede ve keza yani orta sahayı toparladığını hissettiriyor gösteriyor o açıda. Vegors olabildiğince e, iki stoper arasında gitkeli yapmaya çalıştığında şu şekilde bir durum oluyordu. E, Misalinden Christiansen'e top gittiği zaman Vegors şu şekilde kaydı için Rashford buraya kayıyor. Otomatikmen Kunde tarafında bir boşluk oluyor. E, Kunde tarafında da Luke Shaw ya yakın oynadığı için şu şekilde yani kesinin şuraya koşu yapmasıyla e, Kunders'ten iki pas opsiyonu e, doğabiliyordu Doğa biliyordu burada. E, onun açısından onu gösterecek olursak da şimdi bu şekilde Vegors'un kaydını, Rashford'ın e, e, ikinci stopere doğru geldiğini görüyoruz. Tersegen'in ayağının iyi olmasıyla Kunda'ya doğru bir pas. Burada Lewandowski'nin hatta şu şekilde gelmeye çalışması kesinin böyle bindirmesi Lewandowski stopere beraberle çekmeye çalışıyor. Kesi oraya koşu yapmak istiyor. Rafinha da genişte bekliyor. Ama tabii Casemiro burada devreye girdi. Bunu etkisiz kılsa da bunu denemeye çalıştılar o açıdan açıkçası. Ee, onun haricinde durum vardı. Aynı şekil diğer taraftan bakacak olursak da sağ taraftan bunu denedikleri zaman genel olarak denediler. Ara ara yaptılar ama Casemiro iyi toparlamaya çalışıyordu. Diğer taraftan denediklerinde aynı şekil Vegors buraya doğru geldi. Bruno Fernandes şu tarafa doğru geliyor. Roberto'nun biraz daha orta sahaya doğru merkeze kayması diye. çünkü kanatta oynayabilecek hız, teknik e, o tarz bir kaliteye sahip oyuncu değil Roberto açıkçası. Bambi Saka'nın onu orada takip etmesiyle Balde'ye boş alanlar çıktı. Bunlar keza orta sahadan bir kanat değiştirme oluyor. Geçen maç Alba üzerinden denemişlerdi. Balde olabildiğince driplingini denedi. E, yani verilen görevi orada gerçekleştirdi. Ve Bruno Fernandes'in onu çekmesiyle bir penaltıyı da kazandırdı diyebiliriz Balde açısından. Ona da bakacak olursak şu şekilde. Burada Sergio Roberto'nun Van Bissaker ne kadar şu an gelmese de olabildiğince şuralardayken takip edip Sergio Roberto orta yaklaşınca da e, şuradan top alıp Balde'ye de açılan yerden Balde üzerinden oynamaya çalışırlar bu kısımda. Diğer bir, kısımda. Diğer bir kısma bakarsak yine Bruno Fernandes'te ileriye baskılarını yaptıkları zaman e, e doğru yaptığını varsayalım. Van Bissaka'nın Balde'ye yapmasıyla Roberto için bir boş alan olabilecekken Varan'ın e, ileri gelmesi, önde baskı yaparken hiç çekinmeden Varan'ın e, Roberto'yu takip etmesi, Lewandowski'nin gelmesiyle, Martinez'in de gelmesiyle adam adama o boşluğu, pas opsiyonlarını yaratmamaya çalıştı United. Ve bu açıdan iyi de oynadı. Her ne kadar penaltıyla ile yese de maçın konsolünü kaybetmiş e, çok da iyi oynamış değildi. Ama e, sonuç olarak istedikleri gibi, gibi giden bir durum vardı bu kısımda. Diğer bir kısımda direkt görsel üzerinden anlatacak olursak e, Van Bissek'e de gelen topu çıkardığı zaman e, Varan'ın şurada koşusunu yapacağını görüyoruz. Burada hem bir oyuncuyu çekmeye çalışıp hem de Van Bissek açısından pas opsiyonu yaratma kısmında biraz daha yardımcı olmak için Varan'ın bu koşuları yaptığını görüyoruz. Burada Kezak koşu yaptığı zaman Lewandowski'nin burada e, Barcelona önündeki presi yapmayıp orta saha ve defansiyonu çekmeye çalışması bence büyük bir yanlışlık oluyor. Çünkü şu şekilde bakacak olursak Şimdi e, presini önde çok hani e, adam adama belli beklerin üzerinden yapıyor. Diğer kısımlara yapmadığını varsayıyoruz burada dediğim gibi. Bombi Sakay'ı da alalım. Ama defansı da böyle öne alıp o kısımda sıkıştırırsan Jadon Sancho, Rashford gibi isimlerin atılacak uzun toplar tehlike yaratabilir ki ikinci yarı zaten Antonio'nun girmesiyle bundan bahsedeceğiz. Bu tarz denemeleri daha başarılı daha iyi şekilde yapmaya çalıştılar zaten de. Burada e, varan koşuyu yaptıktan sonra Lewandowski açısından zaten burada Van Bissaka içinde rahat bir pas opsiyonu var DG'ye. DG'ye döndükten sonra lisandro Martinez aldığı zaman Luke Shaw'un da ileri olabildiğince bazen keza içeri girecek şekilde bazen böyle yapıp Rashford açısından Vegors'un da öne gelmesi bir stoper çekip Rashford'a boşluk bırakmayı denemeleri Martinez'le de rahat rahat buradan drifting yapmasına sebebiyet veriyordu zaten. Burada o pres kısmında artık tereddüt, tereddütleri ya da e, kendi hazırlıkları bu şekildeydi ama verimsiz olduğunu düşündük. İkinci yere gelsek e, ilk başta dediğim gibi Vegor değişikliği direkt bir şekilde geldi. 47 47'lere golü bulmasıyla Fred'le United tekrardan istediği şekilde getirmiş oldu maçı. Ki bu değişikliğin etkisini görecekti zaten. Yine baskı yaparken Fred olabince De üzerinden oynamaya çalışıyorlar. Zaten Tenaga'nın eski öğrencisi ve De Jong, tempoyu bir anda değiştirip dribbling ile çok rahat bir şekilde sayılıp oyunu bir anda karşı tarafa yıkabilecek bir oyuncu. Oyunun temposunu kendisi de Çok ekstra çok güzel bir oyuncu bence. Bu kısımda Fred olabince de yakın yakın oynamaya çalışıyordu. Rashford yine stoperler arasında durup. Van Bissaka Roberto'yu o taraftan. Kunde tarafı yine boşluklar. Ceydan Sancho iki tarafa da girebilecek o baskı yapabilecek şekilde duruyordu burada. Şu şekilde baktığımızda gördüğümüz zaman Rashford'un durduğunu. Bruno Fernandes'in hatta Antonio'ya de gel hareketi yaptığını. Ceydan Sancho'nun da dediğim gibi ikinci stoper ve sabik arasındaki duruma göre koşuya başlayacağını görüyoruz burada. Fred'in de De yakınlaşmaya çalışıp yakın oynamaya çalıştığını görüyoruz bu kısımda. Barcelona açısından ikinci yarı ön alan baskısının yetersiz olmasıyla çok rahat bir şekilde varan Martinez üzerinden diğerini boşa çıkartıp topla beraber ilerleyip e, Luke Shaw'un Jadon Sancho'nun içeri girmesi ve Antonio'nun da artık kanatta olmasıyla kanattan o koşuların yapılması Rashford'un da yapmasıyla beraber daha rahat atak bulma yönünde ilerlemeye çalıştılar. Bu kısımda zaten boş bırakmaları sebebiyle bu şekilde şurada görüyoruz. Ee, at, e, Van Bissaka'ya doğru bir yüzün top geliyor. Burada yine boşluğu vermeleri ve e, pres açısından baktığımızda Orta saha ve defansın birbirine yakın ama şu or arada kopukluğun olması sebebiyle e, ilerideki baskıyı da tam yapamıyorlar. E, United bu sefer topu çıkartabiliyor. E, bu sefer de bir anlamı kalmamış oluyor. E, etkisiz bir baskı yapmış oluyorlardı o kısımda. Burada Rashford'un direkt e, Van Bissakan alamayacağını da düşünerek. Alsa da yine geri dönecek zaten. Hemen bu boşluğu şurada bir boşluğun oluştuğunu e, Rashford'un oraya koşması Anthony Mimine United bunları çok rahat bir şekilde denemeye çalışıyordu varından zaten bu şekilde de Lisandro Martinez'in topu sürüp uzun oynaması, soldan içeri çevrilip e, Antonio'nun golüyle zaten buna yönelik de oldukça denemeler yapıyorlardı. Golü de bulup, gol bulup Barcelona karşısında üstünü sağlamış oldular. Ve zaten hak ettikleri de eden de Manchester United'tı bana göre. E, bahsedeceklerim, diyeceklerim bu kadardı. Çok ara ara kelime hatası, konuşma hatası yapmış olabilirim. Biraz gergin oluyor bu videoyu kayda alırken. E, umarım güzeldir e, ee, anlatabilmişimdir kendimi. Keyifli olmuştur. Abone abone olmayı, e, videoyu video izleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, şifa ile kalın.